Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. En büyük gadab ilahi kendinden uzak tutması, kendisiyle meşgul etmemesidir Cenab-ı Hakk'ın. Allah muhafaza eylesin. Denizli, Edirne, Hatay, Rize, Dehr esması hem bedende açtın mı abi? Heh. Çok ilginç ama ya bu şu anda ilk cümle çok ilginç. Dehr esması esmadır. Biz konuşurken dünyada zaman diyoruz. Akar diyoruz ama nerede akıyor? Var mı ki? Mesela denmeseydi zamanın zaman olduğunu kim bilecekti? Böyle bir tuhaf düşünün böyle. Kainatı yaratmadan önce Allah var. Böyle bir sistemi yapmak tamam ama değişkenliği bir sisteme, kurala koymak. Böyle şerite koymak. Araba fabrikasındaki şerit gibi. O geldi o parçayı koy, bu geldi bu parçayı koy, bunu koy böyle gibi. Yani böyle bir benim tuhafıma gidiyor mesela. Mekan yok, zaman yok, madde yok, mukayese yok, taklit yok. Lümine yok, muacele yok, model yok, misal yok. Böyle bir sistem ama herkes zamanı kullanıyor. Bir Allah'ın kulu sorgulamaz. Zaman niye gözükmüyor? Zamanı var mı? Zamanı kim yarattı? Zamanın yaşı var mı? Zaman eskir mi? Allah'a sorduğu soruyu zamana sormuyor. Mesela Big Bang diyor, büyük patlama. Zamanı kullanıyor, sıfır zaman diyor. Eksi zaman da var. Zaman ters akar, eksi olur. Düz akar, artı olur. Ters akar. Bizde de kullanıyoruz. İleriye doğru düşününce zaman akılda pozitif akar, artı akar. Maziye geçtiğimiz zaman zamanı ters akıttırıyoruz. Zaman ters akar. Nerede? Kafada. Bedene yansır mı? Tabii ki yansır. Maziye doğru geçmiş eksi zamanı kullanınca, zamanı eksi bak kullanıyorsun. Kullanınca bedende hormonlar da değişiyor. Değişebiliyor. Bastığı zaman tayı mekanda yapabiliyor. Zaman insanın aleminde farklı akıyor. İstersen artıya akıttırırsın, istersen eksiye akıttırırsın. Ama her şeyin alt zemini sıfır, Big Bang diyor. Sıfır zaman. Bak zaman var. Kainat yokken zaman vardı. Değer esması vardı yani. Şimdi zaman çok ilginçtir. Bedende, akılda, vicdanda, kalpte ve ruhta farklı akar. Çok ilginç değil. Farklı akıyor bu. Zamanın tesiri azimdir diyor ya ustad. Zamanın tesiri azimdir. Mesela sıkıntılar için zaman ustad kullanıyor. Diyor ki zaman iyi bir müfessirdir diyor. Zaman iyi bir tefsiri. Zaman onu tefsir edecek diyor. Zaman onu ortaya çıkaracak diyor. Zamanla anlar diyor. Anlatıyor. Zaman her şeyin alt zemini ya. Neye de benziyor Ali? Fizik var mı abi? Var. Kimya var mı? Var. Botanik var mı? Var. Nerede? Realitedir fizik. Ama matematiğin realitesi yok. Nefsül emri yok yani. Matematik sıfır, mesela Big Bang sıfır zaman diyor. Bak sıfır zaman dediğine göre zaman var, sıfır da var. Yani matematik de var. Kainat yok ki matematik var. Çünkü matematiğin nefsül emriyesi yok. Matematik mahluk değil. Ben yoksam yok. Yani ben yoksam... Senin, evet. Benimle var matematik. Senin matematik ama. Matematik benim aslında. Senin matematiğin. Benim matematik. Senin Rabbin. Şimdi matematik mahluk değil. Vücudu yok. Beş sayısının vücudu var mı? 5 tane elma var yani. Ama 5'in şeyi yok. Böyle hep sanal. İntegral hesaplar vesaire şunlar bunlar. Vücudu yok. Nefsin emin yok. Ama bütün fenler onun üzerine kuruldu. Yani zamanla matematik birbirine ne kadar benziyor. Ama bir Allah'ın kulu sormaz. Matematiğin yaşı var mı? Öncesi sonrası var mı? Başı yok, sonu yok. Matematiğin. Ne kadar gidersen git. Başı yok. Başlatanı yok yani. Matematiği yok. Kullanıyoruz ama bu soruları Allah'a soruyoruz, sormuyoruz. Yaşadığımız dünyaya sormuyoruz. Oysa bilmediğimizi nasıl bileceğiz? Bildiklerimizde. Bunlar bilinmiş mi ki? Beni etkileyen şu, zaman farklı akar herkeste. O tamam anladık. Ama akılda zaman farklı akıyor. Gir içeriye. Artık bunu ezber olacaktı hayatımızda. Akıl, vicdan, kalp, ruh. Akılda zaman farklı akar, vicdan da farklı akar, kalp de farklı akar, ruh da farklı akar. Ama enede zaman yok, orada yok. Kalp ve ruhun derece hayatına geç, orada zaman mekan kalmadığı için demek ki kalp ve ruhun derece hayatına giren enedir. Hissediyor mu abi mesela ruh yaşlandığını mı hissediyor abi? Yok, hiç yaşlılık hissetmez de tecrübeleri kullanır veya hissin bir özelliği var. Hissini hissediyor.
hissini hissediyor. Mesela bilgi neydi bak şimdi? Mevcudattan gelen varlığı sorgulamak, anlamlandırmakla bu faaliyetimizi insana taşınınca bilgi oluyor ya. Bilgi. Bu bilgiyi kendi üzerine döndürürsek, kendisini kendisiyle sorgularsak ilim oluyor. Hissi de hissin üzerine döndürürsen o hissin de hissedildiğini göreceksin. Çok tuhaf şeyler yani. Aklın aklı. Ruhun havası diyor. Evet ya. Göz kulak gibi ruhun duyu organı mı? Gibi. Vicdan. Vicdan. Ruhun dört havası vicdan, anasır, erbaz. Evet. Ya acayip. Ya o hisle. Dün akşam ne şey yaptım biliyor musun? Ben de böyle bilmiyordum. Şöyle biliyordum ben. Kişiyi koydum ortaya, bu ortaya. Allah ile münasebetinin adı, Allah ile münasebetle yapılandı. Muhabbet. Benim bildiğim eski. Sonra eylemsel hali, uhuvvet. Etkilendim bak. Başıma geçen doktor olayı anlatacağım dün akşam. Sordum birilerine ama öyle değilmiş. İnsan Allah ile ilişkisi ihlasmış. Tamam. O ilişkilerden insana tesir yok mu? Yapılandırıyor, anlamlandırıyor. Bu muhabbet. Hub'dan geliyor, hub. Kök harflerine girersek çok acayip türevleri var. Kendi insanı yapılandırdı. Bu yapılanan insan duramaz ki. Ateşi yaktın dışarıya bir tezahür olacak. Dumanı, nuru vesaire ısısı. Dedim ki yatakta oluyor. Hep diyorum ya dedim yani risalede geçiyor. Beden binaya benziyor. Aynı buradayım. Bir kendim biliyorum soru cevap verecekler. Şu beden binaya benziyor. İçinde oturan insan ruh. Tam da yani bana dedim bu ruhu bir bu bedene sirayet ettirsenize nasıl olacak yani tamam bu. Farkı anlamak için bunu söyledik zaten. Bu böyle. Bu böyle. Ruh mutlak ve muhit olduğu için mekanı ve vücudu böyle şey olmadığında bizim her zerresini sirayet ettiği bu binada içeridesin ama öyle bir şeysin ki binada yerin yok. Her şeyinle diyor şöyle geçiyor risalede onu kullandılar. Her şeyinle her şeye müdahale edebiliyorsun, bilebiliyorsun, görebiliyorsun bak. Her şeyinle bir şeyi, bir şeyinle her şeyi biliyorsun, görüyorsun, gezebiliyorsun. Yani o ruhu bu şeye sirayet ettirdi. Tamam. Sirayet ettirdi. Biliyor musun dedi. Bu senin suretin. Bu benim suretimmiş. Tamam. Senin buradaki suretin bu. Hakikatim orada. Aynı anda oluyor. Aynı anda. Hakikatimiz orada. Suret burada. Şu anda Amerika'dan da hikmet belki de vardır. Bilmiyorum. Suretimizde yani tabiri caizse siz de hakikatle muhatapsınız. Yani keyfiyet bakımından farklı ama şey bakımından, içerik bakımından yani şekten aynı. Şekten ama içerik farklı. Yani ahiret, dünya meselesi kalkıyor böyle şey yaparsan bunu biraz düşünürsen. Yani bu suret hakikatsiz olamayacağından dördüncü şua. Hakikatsiz suret, suretsiz hakikat. Şimdi bu suretmiş. Bu suretse hakikati orada oluyoruz. Bu suret bedenseldir, kanuniyet içseldir. Hakikat oradayız. Yani oradan gelmedik, orada da varız, burada da varız, her yerde varız. Ruhun özelliği o. Ruhu tarif ederken diyor ki, her bir cüziğiyle her şeyi, her şeyle bir şeyi, bir şeyle her şeyi görebilir, bilebilir, gidebilir, anlayabilir. Şimdi geçmeyeyim daha. Ruhu... Der dedik ya, mesela şu anda Amerika'da, Hikmet abi izliyor. İşte Almanya'da işte Murat izliyor. İzliyorlar. Ben buradayım. Hepimiz biz zaman dilimin üzerine bindirilmişiz ama farklı akıyoruz değil mi? O farklı akar. Değil o bu, burada surette farklı. Burada da farklı akıyoruz ya. Burada da farklı değil mi? Ben kendimde. Tamam. Peki çıkarttık mı abi? Ne Almanya'da Murat, ne Amerika'da hiç kimse Hikmet, bir şey yok. Ne de Gafur İstanbul'da hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hepsi bir. Yani değil o surette farklı. Bunlar surette akıyor. Surette farklı aklını anlatmaya çalıştım 5 dakikadan beri. Bir de gir içeriye zaman akılda farklı akıyor şimdi. Ben de şu anda surette farklı akarken aynı anda ben hangisini yapacağım şimdi? Surette zaman farklı akıyor. Akılda farklı akar. Vicdanda farklı akıyor. Kalpte farklı akıyor. Aynı anda. Aynı anda ruhta akıyor. Peki bunu dedim dün akşam. Dün akşam sordum abi. Bu 4 taneyi, 4 tane zaman akışını farklı aklına göre nasıl dağıtmıyorum şanzıman, nasıl dağıtmıyor araba? Çünkü sen zamansızsın. Zamansız olduğu için zamana hükmediyor. O da ene. Ene zamansız. Zamanın arkasında. Beni tutmasa dağılacağım abi. Evet. Tutmasa
şanzıman darmadağın etti. Hepsini dağıt. Hepsi zaman. O zaman bulunduğumuz mekanın ve zamanın liyakatına göre davranırsak reddi cevap almayız. Ruh ya abi. Bunun ilmi var değil mi? Her şey var değil mi buna? Ruh ya. Ruhun iradesi uhuvvet oluyor sanki abi ya. Ruhun iradesi. Her yerde diyor ki her cüzüyle, her cüz, her şeyiyle, her şeyi, bir şeyiyle her şeyi bilebilir, görebilir, anlayabilir, yürebilir. Yani bu bir tuhaf. Şimdi zaman burada farklı ne anladık bugün? Zaman surette, bedende yani, alem-i şehadette, davut, akılda, vicdanda, kalpte, ruhta farklı akıyor. Diyor abi, lemalarda diyor abi ya bak enter baki bahsinde. Hani kalp için çok günler diyor, ruh için de çok seneler diyor yani. Evet. Geçmişle gelecekle münasebet. Hiç yok. Sonra ben zamanı ters akıtabilir miyim dedim. Adam demiş ya Einstein mesela mekan zamanı eğmiş. Ama zaman da mekanı eğiyor, onu bilmiyor. Çünkü 6 tane zaman olduğu için bizde ön, arka taraf, ön, sağ, sol, üst, alt akıyor. Farklı akar. Bu sefer mekana tesir ediyor yani. Mekana tesir ediyor. Yani şu çok ilginç, akılda, bedende, vicdanda vesaire farklı tecelli ediyor dehr esması. Yani gençleşir misiniz mesela abi? Yapabilirsin. Yaşlılığı zamana ters akıtarak mı devam ediyor? Yani yapabiliyorsun onu. O mazariyetle bağlı. Ters döndürebiliyorsun. Mesela aynı anda farklı döndürebiliyorsun çarkları. Diyelim ki 60 yaşındayken bilgi, bedeni değiştirebiliyorsun. Onun için girebiliyorlar her türlü. Onun için büyük zatlar buna hükmettikleri için her yerde olabiliyor. Aynı zat, Somuncu Baba, Bursa'da caminin dört kapısından aynı anda çıkabiliyor. İkisi de aynı orijinaldir. Hiçbirisi çakma değil, fotokopi değil. İkisi de orijinal. Dördü de orijinal. Hepsi orijinal. Hepsi orijinal. Yani vehim hangi zamana kullanıyor? Gelecekten getiriyor ya. Yani mesela dört yerde bir surette akıyor, bir kafada akıyor deyince kafanın komplesini söyledik. Bilmiyorum ki vehim acayip bir şey. Ters de akıtabiliyor vehim. Zamanı ters akıtabiliyor. Böyle akarken mesela nasıl akıtır? Diyelim ki düşünüyoruz bu eve gittik, şey yaptık, şöyle oldu, böyle oldu, şu falan. Zaman düz akıyor şimdi. Beden akarken akıl farklı akıyor şimdi. Bakın aynısını yapıyorum. Ben şu anda bunu yapıyorum, şunu yapıyorum, çıkacağım. Akıyor mu şimdi zaman? Zaman akıyor. Aklım bunun dışındayım bak. O şöyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu. Burada mıyım? Değilim. Bak zaman farklı. Peki ileriye akıttım. Geriye akıyorum bak. Bu vücudum ileri akarken vehimle geri akıtacağım. Ya diyor geçen hafta, geçen ay böyle olmuştu, şöyle gitmişti. Vay be Allah Allah nasıl dedim, niye dedim, ne yapmadım olan 450 bin lira daireyi kaçırdı şimdi oldu bilmem ne falan. Ne zaman nereye aktı? Geri aktı. Bu hepsi oyalanma. Dairede, arsada hepsi oyalanma. Hepsi vehimde. O dairelerin, kaçanların, alınanların, bizde var zannettiğimiz. Bak burada oturuyorsun. Bende farklı neyiniz var? Oturuyorsun, aynı oturuyorsun. Aynı nefes alıyorsun. Ha vehimen binaların çok. Bir şey getirmez ki şu anda sana. O düşünce de var. Düşünce de memnun ediyor seni. Binan var. Allah Allah hep vehim bunlar. Hep vehim. Binan var. Ne olmuş sende var bende var mı? Yok. Sende var bende yok. Ne olmuş aynı oturuyoruz. Çok ya. Yani benim şimdi bütün dünyada benim New York'ta şu anda Arabistan'da Mekke'de dairem varsa şu anda ne kârı var? Şu anda kapında araba var. Bir şey yaramıyor şu anda. Şu anda. Şu anda yaramıyor. Yaradığı zaman yarıyor ama ötekisinde yaramıyor. Olabilir yani bir şey değil. Ama her daim o bizde kullanılan bir şey değil demek istiyorum. Mesela dairem var. Kullanıyor musun? 10 tane dairem var ama bir tanesine oturuyorsun. 9 tanesi yük. Zamanı vehmi eline kaptırmamak için kimin sahip çıkması lazım abi? Ene. Ene mi? Vücuda. Mesela diyelim ki kanserdir, ölümdür hepsine. Kendine vücut rengini vermedin. Nereden sıyrılıyorsun? Her şeyden sıyrılıyorsun. Kanserden, ölümden, şundan, bundan. Hepsine çıkışın formülü, sihirli formülü kendine vücut vermeme melekesi, fikriyatını, hissiyatını kazanmak lazım. Bu dersler onun için oluyor. Devam ediyorum. Bedende daha farklı akar. Zaman içinde zaman. Allah Allah. Bu 5 hakikat mertebelerini aynı anda yaşamak. Mesela hayatın 5 mertebesi var diyor ya. 5 şekilde akıyor. Mesela diyelim ki adam sekiratı yaşıyor, kabiri yaşıyor, berzahı yaşıyor, sırat köprü haşir meydanını yaşayacak, sırat köprüsünü yaşayacak, 200 gün geçecek. Adam
Aynı adam. Beraber yaşamışız. Beraber. Hiç bunları yaşamadan orada olacak. Şehit direkt geçiyor. İçer bak. Neyi, buna niye mazhar oldu? Şehit zamanını feda ettiği için zamanın arkasına geçti. Yani yaşayabilirdi 15 sene. Zamanını zaman sahiplerine feda etti hibe edince. Zamanın sahibi de zamanın arkasına geçirerek mükafatlandırdı. Zamanın tesirinden çıktı. Şehit o demek. Devam edeyim. Hasan abi çok özür diliyorum. Bir dakika. Hı. Bakın diyorsunuz ki beden, akıl, vicdan, kalp, ruh. 5 değil mi? He. 5. 5 farklı akar. 6 yönü var zamanın. 6.'sı evet. Hangisi abi? Şimdi bu hayatı şey demek. 1 beden aldık. 2 akıl aldık. Vicdan aldık. Kalp aldık. Ruh aldık. Bir de bu 6.'sı 6 tane zaman akar diyor. Bunun bir de şeyi söylüyor. İman kendi zamanı mı? He. Zamansızlık da bir zaman mıdır? Yönü koyarsak hangisinin boşta kaldığını anlarız. O bir de şeyi anlatıyor işte. İman hepsinin arkasını insanı taşıyor. Sırrı iman taşıyor. İşte bu Ene'de yok. Sırrı iman taşıyor da hepsini. Mesela beden var dedik 1. Akıl 2, vicdan 3, kalp 4, ruh 5. Altıncısı ne olabilir? Onu düşünmedim. Acaba büyük insan olmak mı? Paralel ya. Neyse. Bedende daha farklı akar. Hatırına gelen olursa söylesin. Altıncı bir zaman. Şeyden nasıl çözeceksin? 17. sözde 6 tane zaman akımını yapar. 29. Leyma-i Arabiye. Şuaların sonunda zamanı 6 şekilde akıtır. Orada bulmak lazım 6.'yı. Zaman içinde zaman, bu 5 hakikat mertebelerini aynı anda yaşamak. Aynı anda mesela. Diyorum ya, zaman içinde zaman nasıl olur? Şu anda beden zaman bana rağmen çalışıyor mu? Organlar çalışıyor. Ama düşünürsem geriye ileriye, bak zaman içinde zaman. İleriye geriye giderken vicdanımdaki hisler aktif. 3. bir zaman. O hisler aktif olunca duygular ortaya çıktı. Acayip acayip şeyler. Kalp açıldı. Alemin gaybı seyrediyorum. Kabire girdim. Keşfel kubur oldum. Ne yaptı? 4. zaman. Ruhta latifeler, hisler, şefkatler aktif oldu. Bize rağmen çalışıyor. Ya hiçbirisini akılla işi yok yani. Akılla zaten yapamazsın. Sıraya koyamazsın. Hey bir dakika sen dur. Sen geç. Şey yapma. Hop falan. Böyle bir şey değil. Zaman içinde zaman oluyor. Acaba 6. zaman, zamanın tecellisiz Ene'deki bizzati bulunuşu mu? Esma'nın kendisi mi artık? Abi irade dediniz ya. Ben kafayı üşüttüm. İrade... Hala orada bakıyorum. Ya hala oradayım abi. Evet. Ama şimdi her yere bunu vuruyorum abi ya. Ben söylemedim ha onu. 19. mektupta denk getirdi Allah. Diyor ki bir avuç toprak altı diyor. Toprak aldı. Şahetil vücuhu kudretiyle diyor. Kudretiyle. Yani attı kudretiyle. Hepsinin diyor gözüne girdi. Ağacı çağırdı diyor. Ağacı irade etti diyor. Yanına geldi diyor. Yani irade ile kudreti eylemde nasıl gösteriyor? Yani fiilsiz, eylemsiz irade. Çok tuhaf. Yani hangi itti? Sonra düşünüyorum Risale-i Nur hakikaten nasıl bir taleple, ihtiyaçla bakarsan o var. Doktorla konuştuğumda ben anlamış değilim yani. Bu her gün hayretim gidiyor. Yani bu kainatın yani arkasında bir mekansız bir mekan ve matematik var ya mahluk olmayan. Bu kainatı matematiğini çözmüş olmalı ki Bediüzzaman veya bu 23 senede birbirine çelişmeyecek, çatışmayacak ifadelerle her mekana, her zamana, her fıtrata giydirilecek mana libaslarını o kelama koyabilsin. Şimdi bu denilecek şey değil bak. Nasıl ihtiyaç hissedersen sana cevaptır. Zaman, irade ile kudret mi arıyoruz? He? Hiç gözükmez. 40 seneden beri yok. Ama irade ile zamanı, ulan nedir, bu neyin nesidir? Yani şu, iradeyi tercih biliyoruz. Bunu mu, bunu mu, şunu mu? Bunu herkes biliyor ya. Bu eylemdeki irade. Eylemsiz irade nedir yani? Allah kainatı yaratmadan önce iradesi yok muydu? Onu bendeki karşılığı nasıl olur? Yani eyleme uygulamadan kendisini kendisine sorgularsak nedir diye onun derdindeyiz yani. Hiç kimse de görmedim böyle bir şeyi yani hiçbir alimde. En az 60 tane makale okudum. Belki de 30-40 tane tezleri bitirdim. İlahiyatçıların hepsini bitirdim. Yeğenin ilahiyat hakkıyla girdim kütüphanesine değil mi? Yani profesörlük tezleri bilmem neleri yok yani. Eski eserleri de görevlendirdim.
Kimseden bulamam. Sonra işte mesela Risale'de o kadar garip tabirler geçiyor ki birkaç tane geliyor mesela diyor. Bir tanesi de o diyor sonsuz kudretiyle diyor Cenab-ı Hakk'ın kudreti mazhar oldu. Bir avuç toprak aldı eylemde bak. Attı diyor hepsinin gözüne tek tek girmiş. Bir avuç bir avuç kudretle. Attı benden attım gittim. Dikkat edin gitti gitti. Ağacın gelmesini irade etti diyor yanına geldi diyor. Bir geliyor birisi gidiyor. Nasıl ki yani her şey hareketleniyor ama bir Allah'ın kulu zamanı zamanı var mı? Yaşı var mı? Dünü bugün gecesi var mı? Mekanı var mı? Her şeyin her şeyi şey yapıyor mahluk değil. Her şey onunla tanımlanıyor. İzah ediliyor. Bunun yaşı yok mu? Bunu yaratan yok mu? Bunu doğuran yok mu? Anası babası yok mu? Bu nasıl bir şeydir? Sormuyor adam. Matematik de böyle. Mesela kimyanın nefsil emri var. Fiziğin nefsil emri var. Bütün fenlerin vücut haricisi var. Aa işte fizik bu. Ama her şeyin, her şeyi olan matematiğin vücut haricisi yok. Nefsin emriyesi yok. Big Bang diyorsun, sıfır zaman diyorsun. Bak sıfır matematik zaman diyorsun, zaman. Yani bu varlık yokken hem matematik vardı hem zaman vardı. Zaman vardı yani. Eksiye, zaman eksiye akar ya. Biraz önce anlatmaya çalıştım. Bizde nasıl eksiye akar? Zaman eksiye akar kardeşim. İleriye doğru düşünürsen, şu anı planlar yaparsan zaman artı akar akılda. Maziye geçersen, ya ne dedi ya nasıl dedi ya Allah Allah orada olmuştu ya bana. 100.000 şey olmuştu. O aklını nasıl anlıyoruz? Oraya geçince etkilenmiyor musun? Aktı işte. Geçmişe gidince zaman ters akıyor kardeşim. Ya orada evet. Geçmişte 10 sene önce olan bir hadiseyi düşününce halde ne kadar tesir varsa o zaman aktı sende demektir. Eksi akıyor zaman. Çok tuhaf. Nasıl ki şimdiki zamanda iken geçmişin fikrini, hissini yaşayınca aynı geçmiş olduğu gibi. Yani Ene'de de bir zamansızlık zamanı var herhalde. O da 6. zaman galiba. Öyle şimdiki gözüküyor. Zaman mı oluyor abi? He? Şimdiki zaman ne oluyor? Çok şimdiki zaman bedenle alakalıdır. An da an. Cesedi yapalım. Şimdi var olup yok oluyor ya. İki tane ayet var. Risale'de de var. 29. sözde, 30. sözde de geçiyor. Halkın cedid ayeti var. Yani var olup yok oluyor. 18. mektupta da var. Ve vâlâ küllü şeyin kadir mi? Yok. Bir ayette kullanıyor. Şeyin. Orada anlatıyor. Mesela var olup yok oluyor. Var olup yok oluyor. İlimden kudrete, kudretten ilime. Şu anda var oldum dediğim anda yok oldum. Var oldum dur burada. Bu bedendir. Bu beden andır. Anlar var ya tık 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 tık. Top eklersen anları zamlanır. Zaman olur. Anların toplamı demek. Beden nedir? Anda olandır. Ceset nedir? Andakilerin toplamı olarak gözüken şu ceset. Şu ceset. O kadar kıymetli ki. Referans bu oluyor çünkü. Evet. Gelecek neye göre diyeceğiz ki? Veya... Doğru. Bu olacak tabii. Bunu çıkarırsan burada olmaman gerekiyor. Bedeni koyduk mu abi bedenle? Beden farkı, bak beden zamlanırsa zaman oluyor buna. An, referans bu. Bir de beden dedik, ceset dedik, bu. Bir de cisim, cisim içsel yapı. Hayal, tasavvur, zan, vehim. O da bir ceset, başka bir şey ama. Ama ceset değil, cisim. Beden bu, ceset bu. Anda olmak beden. Vücudu harici olmak, atomik olmak, ceset, içsel yapı, cisim, hakikatımız ahirette cismaniyet. Çok acayip. Mesela zaman niye bu kadar bizi meşgul ediyor? Kardeşim Allah rızası için ya, hakikatsız suret olur mu? Bu dünya surettir, kışırdır diyor ya. Bunun hakikati orada olacak değil ya, ne olur ya. Hakikatla beraber oluyor, oluyor zaten. Şu anda bunu bize ne kazandıracak bu ders? Ne ölüm kalıyor, ne kanser kalıyor. Bu suretin bu dünyada ne kadar inanabilirsek bunlar surettir, hakikat değil ama hakikatsız değil. Şu anda oluyorum zaten orada. Oradayım, hakikatim orada, suretim burada. Burada beraber oluyor. O zaman ha bir sene yaşadın, ha 10 sene yaşadın, ha kadın oldun, ha erkek oldun. Ha gece oldu, ha gündüz oldu. Böyle bir şey yok ki. Bunlar hepsi bizim zanlarımız. Her bir hücrede kabre mi giriyor aynı anda o zaman? Evet, devam. Ölümlü yaşıyor. Mutezile Allah ceberi arazide, araz, haşa insan yaratır der. Mesela Mutezile der ki ceberi Allah yaratır, arazı yani ceverde mesela diyelim çekirdeği Allah yaratır, ağacı insan yapar der.
Mutezile. Olayları ya Allah merkezli, ya varlık, mevcudat, mülk merkezli ya da insan merkezli izah edilir. Madum ile mevcut arasında bir vasıta vardır ve buna hal denirmiş. Çok acayip. Madumla mevcut. Madum neydi? Madum. Zannımda yok olan. He, madum. Madum nedir? Lugatı nedir? Adem. Olmayan. Yok. Adem. Mevcut var. Vücut. Arasında bir vasıta vardı. Yani her şey andaki şey dediğimiz ya. Madumdan vücuda çıkıyor ya. Mümteni değil bu. Evet. Madum bu. Adem. Evet. Adem'den vücuda çıkıyor değil mi? Evet. Adem'den vücuda çık denilmesinin adıdır. Hal. Halet diyoruz. Berzaktır. Peki şeye götürecek. Kader neydi? Hali ve vicdani. Adem'den vücuda çıkma, çık denilmenin o çık denilme şeyine deniliyor. Gene ansız an diyeceğim de an haldır, hal denir. Buna icat ve halk taluk etmez. İcat da halk da taluk etmez. Çıkten, çık Adem'den mevcut, mevcuda. Artık bu halde bu mahluk değil daha, halk değil, icat değil. Ama o şey Adem'den vücuda çık, ol. Hani Allah dedi ya hiçlikte ol dedik oldu. Kime dedi? Hiçliğe dedi. Varlığa dese zaten varlık olmuş. Varlığa var ol denmez ki zaten var. Peki Allah ol dedik oldu dedi. Kime dedi? Emir aleminde. Emir alemindeki. İrade değil. Emredemiş. Yüzüm buradaymış. Kafam gitti dedim ya. İşte, abi iradeyi iradesiz. Ya eylemsiz düşünemiyorsunuz abi. Olmuyor işte. Olmuyor tabii. O zata gidiyorsunuz hemen ya. Bunun içindir ki iradeye mahluk denilmez. İrade mi geldi şimdi orada? Yani evet. Bu irade mi geldi şimdi orada? Evet. İradeye mahluk denilmez. Kim demiş bunu? Karsi Hazretleri demiş. İlmi kelam, ilmi usulü din ulemasıdır. İcat tekvinin bir fonksiyonudur. İcat, Allahu alem tekvin eşyanın batınına kudret sıfatı ise eşyanın zahirinin taallukları var. Bu benim. Bir şey sorabilir miyim abi? Mutezile evet. Burada buna mı şey yaptı? Yok, Mutezile şöyle dedi. Kişi Allah'a tenzih etmek adına kusurları insana vereyim. Kusursuzluğu Allah'a verelim. Günahları insan kendisi yapar. Kusurluları insan kendisi yapar. Kusursuzu Allah yapar. Mesela kişi fiilinin halikidir demiş. Günahları. İnsan kendisi yapar bunları. Yani sebeple sonuç böyle esbab tenzih için yapmış bunu. Zahirden baktı abi. Zahirden baktı. Aslında hakikatinde çirkinlik yok ki. Çirkinlik yok. O gözle gördü. Çirkin dedi. Melekle. Bunu Allah yapmaz dedi. İnsan yapar. İnsan yapar dedi. Allah bunu yapar mı dedi. Birisi olmasını istediğimiz bir şey. Birisi de yapacak zat. Mesela bu tespit çok ilginçtir. Yani senelerin bir meyvesidir şu. Tekvin eşyanın batınına kudret. Tekvin hangi sıfat? Nerenin sıfatıdır? Zat-ı sıfat. Kudret. Mehmet. Subut-ı sıfat. İyi misin Mehmet? Gel buraya. Ha. Tekvin neyin sıfatıdır abiler? Nerede? Hangi sıfatta? Zat-ı. Mehmet, tekvin hangi sıfatta? Zat-ı sıfatta. Kudret, subut-ı sıfatta. Bak bir daha sayacağım senin için. Subut-ı sıfat, ilim, irade, kudret, sem, basar, kelam. Burada ne vardı? Kudret saydın mı abi? Saydım. Bu subut-ı sıfat. Eylemsel hali, Allah'ın sıfatı. Allah'ın bir de eylemsizlik hali, kendisine bakan yönü. Zat-ı sıfat demek. Kıdem, beka. Vahdaniyet, muhalefetun lil havadis, kıyam-ı bi nefs, tekvin, vahdaniyet. Tamam. Tekvin burada saydım abi. Ha, bir ezber olmasın diye. Bas ayağını, yere bas. Tekvin, eşyanın melekut tarafına. Yani Adem. Adem'e. Kudret ise vücut. Yani, şimdi söyledim aslı şu. Tekvin, varlığın melekutuna, kudret, varlığın mülküne taalluk ediyor. Yani kudret... İlimden dışarıya çıkarıyor. Tekvin ise Adem'den çıkartıyor. Yani birisi mahluk tarafımız, birisi mahluk olmayan tarafımız. Gibi. Birisi geçmiş ve gelecek. Bu çok önemli. Çoğaltabilirsin. Hani var ya. Çoğalt. Bu çok acayip. Yani bu cümle inanın itimat edin. Çok
püf nokta. Gelecekte ilmi kelamın bir cümlesi gibi o olacak. Allahu alem. Çoğaltın çoğaltın diyor ya abi. Şimdi aslında öyle basit değil. Yani benim zannımca insanoğlunun dinsel olarak yani inanç kısmının en büyük sorunu mahluk olan tarafıyla mahluk olmayan tarafının karıştırılması. Veya sadece mahluk tarafını düşünüyor. Mahluk olmayan tarafını görmüyor. Görmediği için de bocalıyor. Evet. Sorun burada yani. En büyük sorun burada yani. Mesela o zamanı mesela çözdüğün zaman suret hakikat her derste niye anlatıyorum? Anlayan anlar. Herkes anlayacağı bilmiyorum da mümkün değil. Niye? Surette olan kanser, verem, ölüm, şu bu. Bunlar surette, bundan sıyrılmak için. Bu surete, sureti teslim et. Surete, sureti teslim et. Bu böyle olması lazım. Onun içine girme. Ondan kurtarmak için anlatıyor. Yoksa acillerden çıkamazsın. İlla hastane acil değil. Kafa devamlı şey. Melekut mahluk değil midir abi? Melekut mahluktur abi. Tamam o zaman. Yani mülk mülk. O taraf, o canip. Mesela gayb de mahluk. Evet. Mesela Budistler eşyanın melekutüne geçebiliyorlar. Tamam. Melekut nereye kadardır? Lef-i mahve ispata kadar. Gayb ise nereye kadardır? Ta kabu kalpsene kadar gidiyor. Gayb. Evet. Tamam. Gayb daha şamil. Biraz devam edelim. Şunu demek istedim ben abi. Şimdi tekvin... Şecerin katı dikkate aldığımız zaman meçhulün altında var mıdır? Tekvin. Evet. Hiçlikten yaratılmalarda biraz yok gözüküyor. Yani buradan aşağı subut ispatlar zaten galip. Abi tekvin ünvandır. Ama şeyde... Kudret başlıyor onun adı. Yani aslında kudret... Allah razı olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Tekvin ünvandır, ünvan. Tamam. Mesela ben konuşuyorum ya. Hı. Konuşuyorum değil mi? 3 dakika önce benim bu konuştuklarım neredeydi abi ya Allah aşkına? Şu düşündüklerim evet, neredeydi? Ya benim? Mesela konsantre hep şeyde kullanıyorum ya. Konsantre olup bir güç çıkıyor ya. Mesela hiçbir şey yok. Ama bir konsantre diye bir güç alıyor. Nereden çıktı? Nereden çıktı o? Çok tuhaf ya. Evet işte bu tekvinin unvanıdır bu. Bizde tekvin ne? Tekvinin hakikati var, sureti var, manyeti var ya. Tekvin aslında daire hayatta Adem var ya, Adem'le taalluk ediyor zaten. Tekvin ediyor. Adem'i her şeyde, Adem olan her şeyde tekvin var. Şimdi devam edeyim. Tekvin eşyanın batınına, kudret ise eşyanın zahirine taalluk var. Bu çok korkunç bir şey inşallah. Adeta konsantre ama ve... diyor ki kudret eşyanın melekutuna ilk önce taalluk eder diyor. Ha. Sarı ifade var. Tabii tabii. O nedir yani? Aynen bak şimdi. Yok, doğru. Şimdi biraz önce şöyle anlattım. Kudret eşyanın melekut tarafı olan ilim. İlmi vücudu. Biraz önce dedim ki kudret ilimden vücuda çıkarıyor. Bu tabir bir tanımlamak için yani yön göstermek için. Kudret nereden çıkarıyor dedim. İlimdekini. Subut-u sıfatta ilim, irade, kudret ya. Bu kudret ilimdekini vücuda veriyor. Ne yapıyor? İlmi vücutlara. Yani melekuta. Melekuta taluka. Melekut şey değil ki Adem değil. Ama bu kudret bu ilimdeki melekutu şeylere taluk edip vücuda veriyor. Tekvin ise Adem'i yönü yani. Yani Hasan abi bu biraz şey götürüyor. Yani melekut demeyelim bence şu anda acele ediyoruz. Yani melekut tekvin sanki hiç mahlukla alakası yok. Mahlukiyetle alakası yok. Tekvinin mi? Evet. Yani mahluk oldu mu kudret oluyor. Evet. Ama daha arkasında sizde şimdi her an sizde var ama Allah size vermiş. Başka kimse de yok. İnsanda var olan siz diyorsun ya o güç neredeydi, düşünce neredeydi. Tamam bunlara bunlar mahluk olmayan tarafın mahluka dönüşmesi tekvin ile denilebilir diye düşünüyorum. Ama mahluk kısmı komple kudrettir yani. Melekut kısmı da kudrettir. Evet kudrettir. Melekut buradaki kastımı şu şöyle yön anlatmak istedim. Çünkü onu başta da söyledim şöyle. Kudret ilimdeki, melekutteki, gaybdakileri, gaybi, melekutileri vücuda çıkarıyor. Mevcut ediyor. Kudretin özelliği o. Tekvin ise işi melekut şey batın tarafı derken Adem'i yönü. Adem. Çünkü hep devam eder. Kudret Adem'den çıkarıyor. Hasan abi, Mehmet abi şunu bir al. Koy oraya. Şunu da al abi. Heh, onu da sakla. İşte tekvin bunu yapıyor abi. Tekvin Adem'i de içinde tutuyor abi ya. Evet. Tekvin Adem'i içinde tutuyor. Tutuyor.
Tekvinin içinde zaten Adem. Tekvin içinde zaten Adem. Zaten evet. Kesinlikle. Adeta konsantre ve tefekkürde bil kuvve güce, tekvin bil fiil kudret. Yani mesela şu anda güç var mı bizde? Bir köpek saldırsa bir anda bir o acayip ummadığımız bir güç çıkıyor ya. Neredeyse onu tekvin tutuyor. Bil fiil o mücadele etme var ya o kudrete. O kudrettir o anda. Şimdi bir şey var mı abi bizde? Yok. Köpek saldırsa veya bir kavga olsa acayip ummadığımız bizi aşkan, bizi aşkın bir güç çıkar mı? O boğuşma anındaki güç, kudret, şu andaki o olmayan ama var olan o güç tekvin. Adem. Ademi tarafı. Gayb ve melekut demeyeyim de. Ademi. İşte abi onlar ilimde midir, ademde midir? İlimde değil o. İlimde de değil. İlimde de değil. Onlar ilimde değil mi? Evet. O sizin Adem olan mı? Adem midir onlar? Ha yok, şu andaki Adem değil o. Var da anlamak için başka nasıl misal edeceğim? Yani Adem bu bendeki o gizli olan o kudret Adem değil. İlmi vücuttur. Adem var, Adem sırf var bile. Adem'i sırf var, Adem mutlak var. Adem de ilimdeki Adem de bu. Bana geliyor Adem'i ki sırf da o. Aynen. Adem'i mutlak yok abiler. Yok, me. Mutlak yok. Adem'i sırf var. Adem'i ne o? Bence, mesela. Bence tekvindir abi. Bak şimdi birinci bir Adem var. Vücudu ilmiye perde olmuş bir ünvandır. Peki nedir bu o Adem? İlmin ortaya çıkması için zeminsiz zemindir. İlim nereden çıkacak? Bir zemin lazım. Ama zeminsiz olacak. Ha, 59 mektubatta. Adem vücudu ilmiye perde olmuş bir ünvandır. İlim nerede çıkacak? Nerede ifade edilecek? Adem'de. Adem ilmin zeminidir. Tamam. Adem'i sırf ise Allah var iken hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yok. Bu Adem'i sırf bu. Hiçlik. Ama hiçti. Mutlak hiçlik değil. Hiçlik. Sen bunu istersen sırrı insani de. İstersen. Allah var. Ha, o hal Adem'i sırf. Adem'im onu Mesnevi de şöyle misallendiriyor. Mesela diyor ki şirkin vücudu yoktur. Çünkü Adem'i mutlak. Kafasızın kafasında var. O kafasızın kafasında o Adem-i mutlak Adem-i sıfıra dönüşmüş. Bunu tekvini yapıyor. Kişinin tekvini yapıyor. Demek istemiyorum ama. Yani şirk var mı? Mevcudatta yok. Yani bak bu çok ilginç. Bunu alabilirsiniz not. Osman alsın mesela. Bak şimdi. Sonra çıkartırız diye şey yapmıştım ama. Şimdi bir daha. Şirkin vücudu var mı? Yok. Allah bu fırsatı verdiğine göre mevcudatta yok. Çünkü niye? Mevcudatı ihata etmiş. İlim, irade, kudret ya. He. Ama insanda bir zat da var. Zatın tecellisi var. Onunla alakalıdır. Mesela şirk. Şirkin vücudu var mı? Yok. Bize nasıl müsaade etti? Bu Allah var iken hiçbir şey yoktu. Bu Adem-i mutlak değil. Adem-i sırftı bu. Adem-i mutlak nedir? Şirk. 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 Şirkin vücudu. Ya evet. Mümteni ya. Mümteni. Mazum değil, mümteni. Mümteni. Ademi değil ya, mümteni. Mümteni mi o? Evet. Yani yok ya, öyle bir şey zaten. Yani yok. Tamam. Şimdi bu olmayan bir şey bende nasıl oldu? Bunu tekvin yapıyor. Yani Adem mutlakı, Adem'i sırf yapan tekvindir diyorsun. Yani Adem'i mutlak zaten yok ama. Yok. Evet. Tamam. He. Yani Adem'i sırfı Adem yapan tekvin. Adem'i sırfı şöyle yapalım. Çünkü Adem vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Yani peki Adem nedir? İlmin ortaya çıkması için zeminsiz zeminine vermiyor şey. Renk niye vermedi? Adem. Adem'i mutlak zaten yoktur. Yoktur. Misal şirk gibi. Şirk. Var mı abi? Yok. Heh. Şimdi fakat kafasızın kafasında şirkin vücutsuz vücudu var. Vücudu var. Tamam mı abi? Şimdi mazari. Basa basa gidiyorum. İz takip ediyoruz. Tamam mı? Peki benim kafamda
kafamda şirkin vücutsuz vücudu nasıl ve kim koydu? Ama günahlar Adem'idir. Şirk değil. Adem var zaten. He. Kim yaptı? Kafama koyan. Ben tahmin diyebiliyorum. Evet. Yoksa diyemezse bunun, bu olmazdı zaten. Buna inanıyor. Yani. Bu olmuyor. Bakın. Adem'i mutlak olmazsa firavunlar olmaz, deccallar olmaz. Aslan abi siz bunu yazdıktan sonra bana 2 dakika verebilir misin? Yok. Haftayım. Ha olur. Bak beraber gidelim. Sonra şey yapacağız. Dur. Sırayla gidelim. İstaki ezber değil. Otura. Bunlar ilmi kelamın da, ilmi kelam ulemasının mevzusuna da aşkın tarafı da var. Yani ama hepsi değil. Adem'in sırf Allah var iken hiçbir şey yok idi an. An diye de anlayın artık yani o. Allah var, hiçbir şey yok. Buna Adem'in sırf. Sonra süreci Adem'in sırftan Adem'e bir alt. Zati sıfattan subuti sıfata geçirme sistemi. Evet gibi. Evet. Aynen öyle. Hasan abi, zamanın hakikati esma cihetinde değil mi? Evet. Bu şimdi Adem'in sıfatı. Daha zaman değil, esma da. Daha esma yok. Esma yok. Yok, an dedi ya, an demek zaman demek. Öyle bir şey yok ki. Şimdi. Evet abi. Değer esmasıdır. Bu esmadan bahsetmiyorum. Bu zat-ı sıfatta. Tamam bu. Adem-i sırf. Kendisinde var. Subut'e daha taluk etmedi. Abiler Adem-i mutlak misali Üstad Mesnevi'de şey diyor. Şirkin vücudu. Şirkin vücudu yok. Adem-i mutlak yok. Yani. Allah'ın bir ortağı var mı Allah? Olabilir mi? Ha şirk bu. Allah'ın ortağı. Allah gibi bir Allah düşün. Şey Tanrı düşünün. Abi işte Allah-u Teala insana hiçbir şey bırakmamış imtihan neticesinde sen bana bu hakkı da vermedin dedirtmemek için bunu bize vermiş. Ne kadar büyük bir şey işte. Bak insana kendini kendi kadar bir ortaklık ya düşünebilirsin. Yani kendisini bize vermekle kalmamış. Evet. Kendisinin varmış bir ortağımış gibi onu da verdi. Ya. Anladın mı? Kendisini bize verdi. Kendisinin sanki bir ortağı da varmış gibi olmayanı da verdi. Vermeseydi kendisini anlayamazdık abi. Bakın vermeseydi kendisini anlayamazdık. Bu konuşma devam eder. Gider de gider. Artırdı. Şimdi çoğalt. Şimdi hak ettin. Anlatacağım. Sonra anlatırız. Adem-i sıfır anladık mı abi? Iskalamaman gerekiyor bunu. Tamam. Niçin? Tefekkürde malzeme kullanacaksın bunları. Ta ki bileceksin alem-i şehadette olmanın nimetini. Ta bileceksin bu derslere katılmanın. Bu ne demek olduğunu. Burası dolar cumartesi ama bu ders başka bir ders. Adem-i sırftan paldır küldür mevcut yapmıyor. Allah aşkına ben bir anlatayım. Anlat, gel anlat. Bir dakika, Allah aşkına. Gel anlat. Bir sayfa yapın abi, ben beceremem. Zatı biz bilmedik, bilinmiyor. Biz onu şunat, sıfat ve esmaların cilve, cemal ve nakışlarıyla anlayabiliyoruz değil mi abi? Evet, tamam. Yani biz şunat. Hasan abi, şimdi biz şöyle bir yer lazım. Şunat sıfat ve esmaların olması için bir yer lazım. Olmamasını düşünemeyiz. Tamam. İşte bu Adem-i mutlak. Bunun olmamasını düşünmek şirktir abi. Bak Adem-i mutlak. Şirk burada değil mi Gafur abi? Evet. Yani Adem-i sıfatta değil şirk. Hayır. Adem-i mutlakta. Aynen öyle. Bu şirk abi. Şirk bu. Adem-i mutlak. Yani şunların olmaması... Şimdi Hasan abi, devam ediyorum. Şimdi bir dakika, devam ediyorum abi. Bakın Adem-i mutlaktayız da. Tamam. Allah ya. Diyor ki, ruhumdan üfledim. Bakın, bir şunat, sıfat ve esmanın var olması için bir zemin arıyor insan. O zemini bulamazsınız. Çünkü o zaman zata zemin bulmuş olmaya çalışırsınız. O Adem-i mutlaktır, öyle bir şey yok. Ama ruhumdan üfledim diyor. Bakın öyle bir şey var. Nereye? İşte ona da biçim veremiyoruz. İşte o da Adem-i sırf. Anlayacaksın demiştim.
Çok doğru söylüyorsun. Evet. Şimdi Adem-i Sırf'tan da Hasan abi yani... Bu sana demedi ama. Devam et. Sana desen evet. Ona doğru dedi. Şimdi bundan sonra da kainatta Hasan abi Adem-i Sırf ilim, irade ve kudretin tecellisiyle vücuda çıkıyor. Tamam. Ya İmam-ı Mübin ya Kitab-ı Mübin olarak kalıyor Hasan abi. İşte orada da ya Adem kainatta ya da vücut oluyor Hasan abi. Şimdi bundan sonra siz bunu artırın da artırın Hasan abi. Artırın da artırın. Abi o zaman ene tekvinle çıkarılmış olan mı oluyor? Ene hiç tekvinle de hiç taluku da yok. Ta hiçbir şeyle alakası yok. Sıfatın karşılığı değil ki ene. Kainatın çekirdeği olması noktasından demiştim. Yani çıkartılmamış ya. Başka bir şey ya. Erdinç bir şey mi diyecek? Geç abi. Biraz geride kaldık konu üzerine çalışırken. Şimdi bilgisayarda bir işletim sistemi var. Bu işletim sistemi Windows. Ruh seviyesi. Tamam. Yani şeyde yazılı. Ene'den sonraki kısım ama. Ene'nin mahluk tarafı, yazılı tarafı. Şimdi bir çekirdek kısmı var bilgisayarda. Bir yazılım. Bunun farklı bir dili var. Bunun farklı bir dili var. Bu ortadaki çekirdek bilsene. Bu sıfır ve birleri yöneten taraf. Ha o. Bu sıfır ve birlerin anlayacağı dilden konuşan bir kelam. Bu işlemciyi, belleği, donanımı, yani fiziksel olarak bilgisayarın kendi donanımını yönetiyor. Yani bu taraf bizim alemimizde konuştuğumuz yer. Ruhun konuştuğu yer. Ama bu tarafta farklı bir dil kullanılıyor. Ara dönüştürücü tekvin. Yani bu dili bu aleme çıkışını, dönüşünü sağlayan yer. Ha, o alemi bu aleme dönüştüren. Tabii yani bu tarafla, bu taraf direkt haberleşemiyor. Çok güzel anlattı tekvin. Tekvin acayip olur şimdi. Yani. O üç tane de ilim, irade, kudret mi? Artık temel bilimler subuti, bunlar. Subuti sıfatlar. Sıfatlar denebiliyor mu? Yani. Burası subuti sıfatlar. Anladım. Burası tekvin, burası da zat. Yani. Arka tarafın bunun da kendi bir dili var. Yani bu bizim Kur'an-ı Kerim'de yani farklı bir dil var burada. Bu mahluk alemine çıkmış arasındaki diller farklı. Buradaki donanımla burada bizim ifade ettiğimiz donanım çok farklı şeyler. Yani aramızda dönüştürücü olmadan biz bunu böyle bir hayal edebiliyoruz, düşünebiliyoruz falan ama bunun anladığı dil çok farklı. Bizim tahmin edebileceğimiz bir dil değil. Aradaki dönüştürücü kesinlikle lazım. O olmadan biz bu alemde konuşuyoruz. Ruh aleminde Windows, işte Word, Excel bilmem ne falan ama bu arka taraftaki işleyişi bunların o dilden değil. Onun dili farklı. Bir dönüştürücü var arada. Orada tanımlamaları, bütün yönetimsel kararları ayarlamak gerekiyor. Ondan sonra uygulamalar çıkabilir. Ruh çıkar, hayat yani, vesaire. Zatın bizim anlayacağımız hale dönüştürdüğü aradaki şey. Çok acayip bir şey oldu ya alemin daha. Misal oldu. Bunu biraz daha şey yapabiliriz. Yani bilgisayarda donanım dediğimiz şey var. Yani şuraya Windows var. Windows'un ortaya çıkabilmesi için alttaki bu donanımlara ihtiyaç var. Ama Windows dili çok farklı bir dil. Yani şu dilden değil. Biz aslında Windows'a hiç muhatap değil miyiz? Bak burada da bir emir alemi var. Değiliz. Burada da bir emir alemi var. Buradaki emir alemi de var. Ama bu emir alemi bu İkisini yani sıfatla ya da zatla olan dönüşümü sağlayan bir şey. Alem emir, burada da komutlar var. Burada da yönetim var. Burada da bir dil var. Anlayacağı şeyleri dönüştürüyor. Buradaki dil çok farklı. Burada farklı farklı dillerle farklı farklı programlar. Ama yine bunun dönüştürücüsü bir alem var arada. Yukarı... Tekvin alemi. Yukarıda dilsiz değil. Farklı. Dilsiz değil. Dilsiz değil artık. Vay be. Çok güzel oldu. Gösterecek misin? Çoğalttı, çoğalttı. Yani artık çoğalttı, çoğalttı. Hasan abi herkes gol atıyor bugün. Şimdi şöyle, burada temel olarak bizim tanımlamadığımız
ne işe yarayacağını da şu an için düşünmediğimiz, konuşmadığımız bir setimiz olsun. Bunlar burası için konuştuğumuzda donanım seti. Burada hafızası var, işte mikrofon olabilir, ekran olabilir, her şey var burada. Biz şimdi bunu ilk başta buradaki donanımın tanımlamasını yapıyoruz aslında. Yani bunlar bizim için herhangi bir şey ifade etmiyor. Ne ifade edeceğini biz tanımlamamız lazım. Burası için biz kendi bugünkü konumuza baktığımızda bunlar sıfatlar olur. Burada biz kernel'da, çekirdekte yani ne yaparız? Mesela zaman dediğimiz şeyi tanımlarız. Zaman yani zamanı yönetiriz biz. Zamanı tanımlarız. Ondan sonra bir anda hani dediniz ya yoktu bir anda bir şey çıktı. Ona mesela bilgisayarda interrupt denip kesme denip. Keser bir işlem mesela bizim telefonumuz duruyor şu anda. Dururken bir anda bir arama geldiği zaman video çalarken arama geldiğinde video durur. Her şeyin önüne geçer arama ve arama yapılır. Onun gibi onun yönetimi. Olay zaman yönetimi. Evet. O burada bizim aygıtlarımızın yönetimi. Ekran, hoparlör, mouse onların yönetimi. Hafıza yönetimi. Mesela levh-i mahfuz diyelim. Hafızanın yönetimi. Bunların hepsinin birbiriyle çalışması, bütün hepsinin birbiriyle haberleşmesi ve burada yapılacak şu donanımlarla yapılabileceklerin yönetilmesi. Burada sadece tanımlamalar ve yönetimler var. Elle tutacak bir şey var mı desem hiçbir şey yok. Burada bir çeşit emirler var sadece. Tanımlamalar var. Komünikasyonlar, zaman yönetimleri, evet, araya geçişler, device'lar arasındaki o donanımlar arasında yönetimi, bunların kendi arasındaki yönetimi, memory'deki yakalayacağı yerler, işlemci yani çok arka planı. Ama vücudu yok değil mi? Bunlar... Hiçbirinin vücudu yok. Hep emir. Evet. Bunlar emir. Zaten mesela yönetim desek, yönetimin veyahut bir dil desek, Türkçe konuşuyoruz. Bak İmam-ı Mubin neydi? Geçmiş mi? İlim ve emir. Evet. İşte buradan ademi emir oluşturuyor aslında. Böylece ademi çıkarmış oluyor. Kernel dediğimiz çekirdek bir yazılım olarak, bir dil olarak burada hiç olmayanı, hiçbir şey yoktu. Bunların hepsi tanımsızdı. Ve sıfatları düşünecek olursak sıfattan bizim anlayabileceğimiz bir şekilde bir tanım yoktur ki. Öncelik sonralık yoktu. Bir orada bir mekanlı mahiyet tanımlanmamıştı. Hiçbir şey yoktur. Kernel'la bütün bunlar tanımlanmış oluyor. Onun üzerine çekirdek yani o kernel dediğimiz çekirdek. Bunun üzerine ise biz uygulama getiriyoruz. Yani mahlukatı o neyse hilkati burada tanımlanmış emirlere göre biz uygulamaya geçirmiş oluyoruz. Yani orada yine bir yazılım var. Çekirdekten dal yapıyorsun, yaprak yapıyorsun. Evet, çünkü dalın kendisi de bir yazılımdır. Dal da bir yazılımdır. Burada o zaman bu yazılım yazmak için gerekli olan temel lazım. Hani her şey ilimden, Adem'den ilme geliyor. Adem'in yazılması lazım. Aslında kernel Adem'i yazıyor. Nereden yazıyor? Adem'i sırtından. Çekirdek, çekirdek. Evet, çekirdek. Çekirdek Adem'i yazıyor. Nereden yazıyor? Adem'i sırtından yazıyor. Adem'i sırf neydi? Burada tanımlanmamış olan burası için konuşacak olursak. Başka bir alemdeki sıfatlar başka bir şey. Alemde. Sıfatlar yani. Sıfatlardan Adem'i sırf o sıfatlar Adem'i sırftı. Çünkü hiçbir tanım yoktu. Bir tanım çıkarıyor ama o tanımın kendisi bir vücuda sahip değil. İlimde o vücuda sahip olmayan tanımlardan, emirlerden vücudu hariciyi veyahut değişik vücut mertebelerini çıkarıyor. Hasan abi. Abi. Bu Allah canibi konuşuyoruz değil mi şu anda? El canip girdi ya. Allah canibi tabii. Çünkü burada uygulamalar artık şeyde çıkıyor. Yanlış oldu. Allah canibi. Tabii. Şuradan yukarısı şey. Orası biz orada başlıyor zaten. Anlattıklar Allah canibi. Yok da. Yani farkında mısın diyorum. 198. Geçti o. Yazıldı o. Bak ne vardı ki o. Şimdi bak. Adem'i sırf bir Adem'i mutlak var. Kimse müdahale etmesin değil mi? Ya hele gafur etmesin memnun olacağım. Şimdi bu çıkartabilir miyiz böyle? Adem-i mutlak yoktur abi. Adem-i mutlak yok.
bunun adı yok, yoktur. Şöyle yapalım. Şirk gibi. Tamam mı? Yok. Yani Allah'ın bir aynı o keyfiyette bir tanrı. Yok. Buna ne deniliyor? Adem-i mutlak. Zaten yoktur. Tamam? Sırayla gidiyoruz. Adem-i sırf ise Allah var, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Anladık mı? Allah var, hiçbir şey yok. Kainatı, yani hiçbir şey olmaması Adem-i sırf. Şirk değil bu. Allah'ın ortağı değil. Allah var, Yasin, ama hiçbir şey yok. Bu kainat ezeli değil ya Allah ile beraber. Allah sonra yaratmadı mı? Allah kainatı sonra da yarattı. Yani yoktu, Allah ile beraber kadim olur. Yani Allah ile bitişik olur bu kainat. Allah var iken varlığıyla vardı. Olmaz o zaman. Allah yarattı yani. Eğer Allah ile var olsaydı bu kainat haşa tanrı olurdu bu mevcudat. Allah olurdu da yani. Yaratıldığına göre Allah'lıktan çıktı yani. Tamam. Bu ana Allah var, hiçbir şey yok. Ona Adem-i sırf deniliyor. Adem-i sırf. Hiçbir şey yok, Allah var. Kainat yok. Nasıl zorlanıyorsun? Nasıl zorlanıyorsun, aklım almıyor. Allah var, hiçbir şey yok. Adem-i sırf işte. O ana. Eğer Allah ile beraber bir şey olsaydı, kadim, yani onunla bitişik olurdu, o da tanrı olurdu. Allah işte o zaman iradesi olmazdı. Çünkü irade bir şey yaratmak. Yaratılan bir şey kalmamış ki, var zaten kendisi. Şimdi o Allah var iken hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Ama ben dedi böyle bir kainatı yaratayım. Kendisinin dışında başka bir şey yaratayım. O kendisinin dışında başka bir şey nedir o? Kainat, şeceri hilkat. Onun adı o işte nereden yaptı? Adem-i sırftan yaptı. Var iken kendisi hiçbir şey yoktu ama bir şey oldu. Ne demek o zaman? Adem-i sırftan yarattı. Bu şirk değil. Allah'ın ortağı değil kainat. Değil. Yaratılmış, mahluk. Bunun adı hilkat. Hilkatı yarattı. Nereden yarattı? Allah var iken kendisi yaratayım dedi. Kendi donanımında var. Kendi donanımında var yani. Yaratmak. Güneşin donanımında ısı vermek var ya. Işık vermek var ya. Bu Allah'ın kendi donanımında belirlenmiş vücutlar bilinmiş, yaratılmak istenmiş ama yaratılmamış. Yaratılmamış o ana, yaratılmamış, şirk değil bu. Yaratma. Bu yaratıldığı zaman şu kainata deniliyor ki nereden yaptı? Adem-i sırftan yarattı. Adem-i sırftan yapıldı bu kadar. O kadar. Bitti. Bitti. Bu kadar. Adem-i sırf oturması kafada kolay değil, zor. Bunu neyle? Allah'ta vardı bunu yaratma. Vardı iç aleminde. Yani öyle diyorum. Allah yar affetsin beni ama siz de anlıyorsunuz. Başka lisanı kullanamıyorum. Evet. Allah'ın iç donanımında yani bizim düşünsel olarak bizde mesela ben yazı yazmak istiyorum. Donanımında var. İhtiyaç da oluştu vesaire. Ama daha çıkmadı. Çıkmadı. Bende var olan o ihtimaliyatların sonsuz ihtimali. O halim ama vücuda geçmemiş Adem-i sırf. Adem-i sırftan yaratacağım. Bendekini yansıtacağım dışarıya. Tamam. Bunu ne yaptı? Bunu tekvinle yaptı. Tekvinle yaptı. Bunu yarattı. Sonra ne yaptı? Adem'den ben yaratmak istiyorum bir varlığı. Bu Adem-i sırf. Adem-i sırftan tekvin bu sefer Adem'e attı. Adem de ne demek? Her şeyin vücudu belli ama yani yapılacak şey artık kargası çıktı. Çıktı, şey olmamış. İlmi vücut. Mesela çekirdek. Ağacı yapacağım. Demek, ağaç demek Adem-i sırf. Nasıl olsun? Yaprağı şöyle olsun, böyle olsun. Tasarladı mı? Damat çıkmadı. Böyle şey oluyor. Bu da Adem. Artık şekillenmiş ama ilmi olmuş. İlmi. Yazılım. Artık ağaç belirlendi kafamda. Dal, budak falan. Ama ortada yok. Ama ilk önce ne dedim? Ben varım. Ya ne yapayım ya? Ben buraya bir ağaç yapayım. Demek Adem-i sırf. Ağaç nasıl olsun? Şöyle olsun, dalı olsun, budağı olsun. Bu Adem. Tamam? Adem. Bu Adem ne işe yarıyor? İlmi vücutların zemini olsun, perdesi olsun. Perde örtme manasında bir de bir manası, esas manası her şeyin ortaya çıktığı yer. Mesela sinema perdesi. Perde derken bak onu ortaya çıkarıyor. Şimdi bu sefer Adem
vücudu ilmiye perde olmuş bir ünvan. Bu Allah'ın ilmi nerede gözükecek? Bir ilim, bir mekansız mekan olacak Adem'de. Yani ağacın projesi. Ağacın projesi çekirdek. Çekirdek nedir? Adem'dir. Adem. Çekirdeğin içindeki yazılım ilim. O ilmin o çekirdekteki program yazılacak ama bak hele çekirdekte hidrojen, oksijen, karbon, azot. Hiç alakası var mı? Adem yani. Adem. Ha, ilim de Adem'de ortaya çıkıyor. Adem, Adem. Onu da Adem'den ilme dönüştüren sistem de bu da subutu sıfattan. Abi şimdi sorabilir miyim buradan? Ha, subuti sıfat. Sor, dinliyorum. Şimdi her şeyi Adem sırttan çıkarttı. He. O zaman tekvin yoktu. Tekvin nerede o zaman? Ha, tekvin zati sıfat olduğu için mahluk değil o. Tamam. Zat-ı sıfat. Bu kainattan konuşuyoruz. Muhittin Arabi o zaman burada mı takıldı? Yani Muhittin Arabi şey şöyle. Misal. Adem'i sıfırdır dedi, anlamadılar o zaman. Evet, her şey Adem'i sıfır, her şey zaten Allah'ta olandı. Allah'tadır. Muhittin biz bir şey Arabi, bir şey olmamışız. Anlamadı abi. Adem'i ifadesi de çevresindekiler anlamadı. He, etti şöyle. Mesela misalim şu, çarpıcı bir misal. Temmuz Ağustos'ta çok şiddetli şiddetli güneşin vuruşundan ayna gözükmez. Ayna da güneş olur. Ayna adeta olur güneş. O kadar şiddetli tecelli eder ki şiddeti zuhurunda ayna gözükmez. Ayna tamamen güneş olur. Yansıtır. Bakamazsın aynaya. Bakabilir misin? Evet, gündüz bir de işte o şiddetli aynanın yansıtıcılığından dolayı adeta güneş olmuş. O şiddetli parlamasından aynayı görememiş parlamasından. O kadar şiddetli parlamış ki güneş gibi olmuş. Ayna nasıl gözükecek? Ayna bilinemez hakikaten. Evet, dedi ki bu gördüğünüz güneş değil midir dedi ya. Ondan sonra onlar dediler ki öteki alimler. Ya bu güneş zannettin şey arkada bir yansıtıcı. Ne olsa ne yansıtıcı olsaydı gözükürdü. Yani o şiddeti zuhurundan cam aynayı göremedi. Bu ince bir perde diyor, tamam mı? Yani şiddetli tevhidden, şiddetli Allah inkişafı, Allah'ın varlığı inkişafı şiddetli tevhidden masvaullah ayna darlığını görememiş ayna gibi. Çok inkişaf etmiş. Yani orası burası tamamen bitmiş. Adam nikemekile söylüyor ya. Sen kim? Yani teke indirmiş. Ben de bunu çaktırmadan şöyle tanımlıyorum. Mehmet kardeş bir gün demişti ki bunu bir insanlar anlasa var ya biz anlasak her şeyimiz düzelir, biter. Nedir o? Biz Esma'nın cilve, cemal, nakş sanatı değil miyiz? Esma. Donmuş değil miyiz? Kim var ki burada? Biz Esma'ların donmuşuyuz. Biz denilen şey kim ki? Esma'nın donmuş hali. O zaman biz neredeyiz? Cevap yok. Cevap vermeyeceksin. Biz Esma'ların cilve, cemal, nakş sanatı değil miyiz? Donmuş hali değil miyiz? Allah burada, biz burada mıyız? Biz neredeyiz? Biz Esma'da da değiliz. Çünkü Esma'nın donmuş haliyiz. Allah'tayız yani. Allah nedir o zaman? Evveldir, ahirdir, zahirdir, batindir. Allah her şeyin evveli, ahiri ise bir şey nasıl tanımlanır? Bu mesele bilinirse az yaşadın, çok yaşadın, kadındın, erkektin, kabirdir, kanserdir. Bunlar mesele değil ki. Evet, tamam bu kadar. Bir an mensubiyet cihetiyle nihayetsiz baki vücutları kazanmasına vesile diyor. Bir an mensubiyet cihetiyle, mensubiyet cihetiyle bir an. Kendinden daha kıymetli, baki mutadit vücutları kazanmasına bir kelime hikmet haline dönüşüyorsun. Kelimeyi niye hikmet? Konuşan bir hikmet. Mensubiyet alem-i şehadete geçince mi oluyor? Oluyor. Yoksa mensubiyet olmuyor. Mensubiyetin o bu mertebesi olmaz. Onun için buranın kıymetini bilin. Mensubiyetin bu mertebesi en kesif, en cami olma sırrıyla en kesif bedensel, ceset hayatıdır. Bu ceset hayatında iken mensubiyetini anlaman bir an yetiyor. Bak cennette odada Allah'ı vardı Adem Aleyhisselam'ın. Cennette Adem Aleyhisselam'ın Allah'ı yok muydu? Allah'a inanmıyor muydu? Allah'la konuşmadım. Yeme demedim ona. O Allah'a da bir münasebeti var mıydı? Vardı tabii. Şeytan da var. Buraya geldi. Bu Allah ile münasebeti, mensubiyeti aynı mı? Aslında cennet daha yüksek değil mi? Değil kardeşim.
Mensubiyet burada oluyor. O seviye sabah, o seviye. Cennette de Allah'a mensubiyeti yok muydu? Vardı. Ama alemi şahadetti ki mensubiyeti kalite olan, onun için bilin kıymetini. Yani bir an birbirimizin, hizmetimizin, davamızın, dershanelerimizin, yani Risale-i Nur'umuzun kıymetini bilmemiz lazım. Çünkü bu, ki Allah'ın ziyade etsin, mensubiyetimizi anlatıyor. Mensubiyet bizi nispet ediyor. İman bir intisaptır. Nispet ediyor diyor sahnesi. İntisap nedir? Nesebime bağlıyor. İman benim nesebime bağlıyor. Benim genetiğime bağlıyor. Aileme götürüyor beni. İman bir intisaptır. Seni nesebine götürünce benim nesebim Allah'tır. Nesebim, aslım, soyum, kütüğüm odur yani. Anladın mı bak? İman nesebime taşıyor. Nesebime intisap. Yani nesebin yok mu? İntisap nesepten geliyor. Yani benim nesebim, soyum, ceddim Allah ya. Başka bir şey kaldı mı? Ama şunu yapamadı. Her şeyin bir sureti var, kanuniyeti var, hakikati, mahiyeti var. Yani hemos değil, hemos değil, her şey o değil, ondandır. Sureti var, cilve, cemal, nakış sanatı. Kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti var, kendisi var. Ama kendi aleminde bitirdi de takipçilerine yapamadı. Bitirdi tabii canım. Adam onu bitirmiş olmasaydı ustad der miydi ki İslamiyet'in bir mucizesi? Mucize ya. Çok tuhaf. Burada Kemal'e konuşuyor. Evrat dedi, bana demişti Suriye'de. Sen dedim nasıl kainata sığmadın, buraya nasıl sığdın? Evladım ben zaten yaşarken bırakmıştım diyor. Sen kendini kurtulmaya çalış dedi bedeninden. Kabirine söyledim de ben. Gittim sürede sifon için gittim. Şam'da yatıyor. Ey Şeyh-i Kebir nasıl sığdın? Kainata sığmadın burada. Nasıl sığdın? Biliyordum zaten orada olmadığını da. Ben zaten yaşarken bunu terk ettim ama ben bunu kullandım. Sıyrılmaya çalış sen de dedi. Ya adam tabii ya. Adam gibi adamlar. Muhyiddin Arabi. Ha gittim he. Savaş bitince inşallah hepimizi götüreceğim oraya. Hem de ilginçtir. Aşağı doğru iniyorsun mezarına. Normalden aşağı. Sizin dininiz ki dinikum dina. Dininiz dinardır diyor. O da benim ayağımın altındadır diyor. Bunu diyor, bu sözü mü? Sin diyor. Şin'e girdiği zaman anlarsınız diyor. Şam'a Yavuz Sultan Selim girerse o da demiş bunu biliyordu. Girince demiş ki bunu nerede söyledi? Ayağını. Sizin dininiz de benim ayağımın altındadır dedi. Dini kum dini. Ayağın altına kazmış hakikaten hazine para var ya. Şimdi ilmin oraya çıkması için zeminsiz zemin Adem. Adem burada devreye giriyor. He tamam. Sonra Adem-i mutlak zaten yoktur. Nedir o zaman? Misal versek şirk. Fakat kafasızın kafasında şirkin vücudu var. Niye var peki? Şirk, küfür ne, kime hizmet ediyor? İman. Küfür imana hizmet ediyor. Kaçırmayın buraya ama. Bir daha. Küfür nereye hizmet ediyor? İmana. Şirk de öyle bir şeye hizmet ediyor. Kime hizmet ediyor? Şirk imana hizmet ediyorsa, küfür imana hizmet ediyorsa, şirk de Allah'a hizmet ediyor. Bu kadar basit. En işin özü bu işte. Bu. Var diye bilmek için yoku da bilmek lazım abi. Yok, yoku bilmeyen varı, var olduğunu nasıl diyecek? Ama sığırda böyle bir Allah tanımlanması istenmediği için şirkin ve şirk yapabilme özelliği verilmemiş ona. Ben o yüzden çok konuşuyorum. Meleklere de verilmemiş. Hasan abi. Adem-i mutlak. Adem-i sırf, Adem-i mutlak, Adem-i sırf, Adem. Üçünü bir kelime de söyleyeyim. La ilahe illallah. Üçünü de cem ediyor. Evet. La ilahe illallah. Doğru. Evet abi. Doğru söylüyor ama çok konuşuyor. Ama doğru söylüyor. Yanlış konuşmuyor. Fakat kafasızın kafasında şirkin vücutsuz vücudu var. Peki benim kafamda şirkin vücutsuz vücudu nasıl ve kim koydu, niye koydu? Kim koydu, niye koydu? Ne hizmet edecek? Kafama koyan tekvin koydu. Niye koydu? Koyduğundan. Bak küfür. Kafama koyan tekvine mazhar olduğundan. Küfür. İmana, şirk Allah'a. Her şey zıttıyla bilinir abi. Zıttı olacak ki bilinir. Allah'ı ancak böyle bilebiliriz biz değil mi? Başka türlü zıt olmadan bilemeyiz. Ne dersen de üç tane. Çoğalt. Allah böyle biliniyor ancak. Başka bilinmiyor. Olmaz.
Yok, bilinir, şöyle bilinir. Meleklerin, hayvanların bilişi ama insanın bilişi başka bir şey. Onun için ne demiş Cenab-ı Hak? Herkesin bir sırrı var. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın. Aslında şirk sahibi olduğundandır insan. Sırıldıkça Allah var oluyor işte. Yani o sır da şirkin varlığıdır kişide. Şey demiştiniz bir ara abi. Kainata baktığı zaman aslında her şey şirk çok hep görünüyor. Hep şirk gözüküyor. Hep şirk ya. İşte o şirkler. Hep şirk gözüküyor. Mesela yani diyelim ki öyle ya. Bu tekvine ifrat tecrit diyebilir miyim ben varlığı? Tekvine? Şirk yapıyor ya. Evet. İfrat tecrit diyebilir miyim ben? Evet. Tekvinin onu... Yani şirki yarattı o denilmez. Çünkü şirkin vücudu olmadığı için birisini yarattı denilemiyor. Tekvini kullanmadı mesela tecriti. Evet. Kullanması gerekiyordu, yapmadı yani, kullanmadı. Bir dakika, tekvinin ifratı ne? Yok, tefriti mesela şirk. Neyin tefriti? Tekvinin tefriti? Kafasındaki tekvini çalıştırmadı. He. Tefrit, şirk. Tamam. Vasatı? Adem-i sırf? Evet. İfratı artık. Adem-i mutlak? Olabilir abi. Tamam. Doğru. O da güzel. Acayip. O zaman onu da şöyle yapalım. İfratı Adem-i mutlak. Çok güzel şey çıktı ya. Allah Allah. Misallendirilir mi? Tekvinin ifratı şirk. Adem mutlak da. Adem şirk. Tamam. Şirk bu. Evet zaten öyle. Dur. Ey Allah razı olsun. Bu dershanenin arsasından bu hale. Arsadan bu hale gelene kadar. Bu kalemi bana tutturan Allah'a. Arsadan bu hale gelen kadar bu dershane vesile olanı Allah'a havale ediyor. Bak, şu an insan ne kadar, bak saatlerce hiç şey yapamıyoruz. Nimet, bu nimete vesile. İşte bunun için yaşayacaksın yani, bu mana için. Benim işim bu. Ama birilerinin işi de bu arsadan buraya kadar yapacak. Ya, aşırı. Saat değil mi abi tefrit? Bir dakika, şirki yazayım. Yani içimden geçeni ifade ettim. Rabbim en iyisini versin. Abi. Ya. O Adem-i Mutlak'ın K'sini yanlışlıkla sildiniz abi. Onu bir... bir şey kalmadı ki, kafa gitti. Bana şey vermedi bu, başka renk ver, niye vermedi? Demiş ki, bir güldüreyim sizi. Bizim köyde bir tane esrarcı vardı Hüseyin Bey'in. Allah rahmet etsin. İtilmiş. Süfyanet itmiş onu o tarafa, o kuyuya. İçeride ama beni görünce atardı. Esrarı atardı. İlerisi olur mu? İmana bak. Sürücü değil mi? He. Genç bir tanesini bulmuş. Ona namazı anlatıyor. Namazdan sıkıldığını hiçbir şey bilmiyor ama. Çünkü anne babası şey yani. Zıt bir şey. Zındık yani. Çocuğu 16-17 yaşında. Biz de namazdayız. Ona öğretmiş. Şimdi Fatiha öğretmiş. Bir de İnnâ'teynâ kulüvallâh. Bir de Etteyyat öğretmiş. Dört tane. İnnâ'teynâ kulüvallâh, Fatiha, Etteyyat. Adam şimdi kılıyor. Ama sessiz okunup okunmayacağını dememiş. Namazdayız. Şimdi iki tane buradayım ben. İki tane burada. O genç şeyinde var. Benim yanımda Hüseyin dayı. O genç burada. Durmuş. Şeyi okuydu. Etteyyat. Etteyyatun la yakunu. Ola. Lazya. Ola. Bu aşağıdakini burada okudun. Soracağım sana. Aşağıda ne okuyacaksın? İkisi de yok. Yani aşağıdakini tudeni hakotvi. Yani aşağıdakini burada okudun. Soracağım sana. Aşağıda ne okuyacaksın? Bakalım şimdi siz tefride ne yazacaksınız abi? Siz yardım edeceksiniz. Ondan sonra şirk. Bunun adı da Allahu Alem. Küfür. Ne olur? Mal
Mağdum. He. Zat olabilir mağdum, acaba? Mağdum olur. Adem mi olur? Adem değil, Adem olur mu? Adem olur, niye olmasa? Olmaz ya, nasıl Adem olur? Allah Allah. Tekvinden Adem çıktı ama Adem olarak kaldı işte, tefrit. Buna vahdet-i vücutçular olabilir mi abi? Adem-i sırf var ya Hasan abi, Adem-i sırf... Yok, şimdi şöyle silelim. Hadi bakalım. Hepsini bir derste cevap verecek, olacak değil ki. Koyacağız da herhalde bir şey olacak. Abi ifratı sofistayla diyor ya, biz diyor kuz hiçbir şey de yok. Vahdetül vücutta diyor ki her şey odur diyor. Yani tekvinden bir şey çıkarmamış. Tefritte bir şey çıkmaması lazım ya. Evet. Bir şey çıkmamış zaten, her şey yok. Vasatta Adem-i sırf, ifrattaysa tekvinde abiler. Bir de şöyle gideceğiz. Şirk nereye hizmet ediyordu? Şirk nereye hizmet ediyordu? Allah'a hizmet ediyor. Allah'a hizmet ediyordu. Küfür nereye hizmet ediyordu? İmana ediyor. Tamam mı? Duydunuz mu? Küfür nereye hizmet ediyordu? İmana. Şirk de Allah'a. Şimdi bu şirk. Adem-i mutlaktan. Adem-i sırf varlığa vücuda vücut değil mi? İlime. Yani bu atekvinden vasatı ilim. İlime çıktı. Tamam. Peki. Tefriti Adem. Adem nedir? Vücud-i ilmiye perde olmuş bir unvandır. Orada kalsın herhalde. Vücut abi işte. Vücut olması lazım. Vücut olması. Ama ya, şey yapamam, cesaret edemedim ya zaman. Yani vücut. Doğru ya. Vücut abi vücut. Vardır demek şeydir ya. Şimdi ilim. Burası vücut, ilmi vücut gözüküyor da. Ama kalsın. Böyle kalsın. Şimdi hakikaten çok da... Beraber bir de şey yapalım da ara veririz. Şimdi tekvin, ifrat, tefrit, vasatı. Vasatı ades mi? İlmi vücut olur abi. He? İlmi vücut olur. He. İlim yani sıfat olmaz. O ilim, ilmi vücut olur. Aynen. Adem'i sırf ilmi vücut olur. Tamam, ilmi vücut işte. İlim. Adem, buraya mı ilmi vücut oldu diyorsun? Yoksa şuna mı diyorsun? Ha, ilmi abi vücut. Evet. Şöyle bir toparlayayım. Tekvin, Allah'ın kafasızın kafası. Yani insan koymuş şirk ki, Adem'i mutlakı koymuş ki, şirki koymuş ki Allah'a hizmet et. Yani Allah var olsun. Küfrü koymuş, imana hizmet etsin diye. Vasatı Adem'i sırf mevcudat ilmiye çıktı. Yani kainat, şecer-i fikat, mahlukat, Allah'ın dışında yaratılan her şey. Tefriti ki bu mevcudatın genelidir. Bu nedir? Adem-i sırf kainatın genelidir. Tefriti ise çıkması gereken ama çıkmadıkları mı? Yok acaba? Yok abi, bir şey söyleyeyim. Evet abi, yani Hasan abi, o şey. Muhittin Arabi tefritteydi tekvinde Hasan abi o zaman. Muhittin Arabi varlığı kabul etmedi mi? Kabul etmedi. Tekvindeydi abi. Mevcudu kabul edemedi galiba. Mevcudu kabul edemedi. Her şey odur dedi. Tam zıttı yani. Biri o hiç yok, biri her şey o. Ha, biri evet. Her şey o. Evet. Vahdet-i vücut yani. Ha. O doğru. Her şey o, o yok. O yok. Ha, her şey o, çok güzel. Her şey o, hemost. Abi Adem olur mu orası ya? Yani? Olmaz Adem. Adem olmaz işte şeyi ama şey Adem değil orası yani. Çünkü Adem biz her şey, ilimden Adem'e yani Adem'den çıkarmıyor mu her şey? Yok, Adem değil. İşte şimdi bunu nasıl ifade ederiz abi? Vahdet-i vücut deriz abi. Yani Adem mutlak vahdet-i vücut. Yok. Adem. Yok. Adem'dir. Niye biliyor musun bak? Tamam yok işte. Mevcudu yok sayıyor abi. Her evet. Şey odur diyor. Evet. Mevcudu saymıyor. Mevcut saymıyor. Adem'i kabul ediyor. Evet. Adem'i kabul ediyor. O zaman
Vahdetül vücut. Şimdilik. Şimdilik olunca... Hep aynı cinsten olsun mu? Olmayan vücutlar, ilmi vücutlar, vahdetül vücut. Sofistli ya bu. Öyle yazalım. Yani hep aynı cinsten olmuş olur. Şöyle bulduk. Ama şu. Birbirine ifrat ve tefrit birbirinin tam zıtları ya. Hiçbir şey yok, her şey o. Çok güzel. Öyle bulduk bak. Hiçbir, bunu kaçırmayın ki sonra sormayın. İfrat ve tefrit birbirinin zıt olduğundan dolayı, ifrat tefrit o kanun o, bizim uydurduğumuz değil. Hiçbir şey yok, her şey o. Vasat nedir? İlmi vücut, ilmi deyince bunun içinde şey de var. Mevcudat var, madum var, ademi vücutlar var. Her şey. İmkan ve mümkine. Evet, her şey ondandır da diyebilir miyiz abi? Ya vahdet vücut işte. İşte ha. Vasata. Her şey ondandır. Her şey ondandır. Doğru. O daha güzel olur. Her şey. İlmi vücut açı. Yazıyorsunuz şöyle. Tam başa alın. Güzelce yazalım. Tamam. Şurayı şey ikili yap, şöyle yapsana abi. Belki yan tarafa doğru da kayıyor. Ne demiştik? İlmi vücut. Şey, Davut. Davut ne demiştin abi? Her şey ondandır abi. Ha. O yoktur. O her şeydir. Yok o yoktur. Hiçbir şey yok. O yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kabul etmiyorum. Yani şirk budur değil mi abi? Hiçbir şey yoktur demek ki değil mi abi? Şirk gibi herhalde değil mi? Yoktur. O. Ne demiştik? Abiler. Ümteni. Dur. Mümteni. Mümteni abi Adem-i Mutlak'ın zaten parantez içinde. Şey. Sonra dur. Mümteni ötekisi. Madum. 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 Adem yani. Madum. Madum alta yazacaksınız abi. Mümkün. Mümkün orası. Ha. Madum. Tamam. Çok güzel ya. Akıl hayal olmaz. Yani böyle bir şeyin bu dersten çıkacağını. El Fatiha.